Evet, başlıyoruz. Altı Yücel paylaşmış. Bir şamana sormuşlar zehir nedir diye. İhtiyacınızdan fazla olan her şey zehirdir demiş. Güç, tembellik, yiyecek, ego, hırs, ihtiras, kendini beğenmişlik, kıskançlık, korku, öfke, nefret, hatta iyi niyet. Evet, her şeyin fazlası zarardır, azı da zarardır. Dolayısıyla da ölçü karardır. Onur Kaya paylaşmış. PS5 Haziran ayında görücüye çıkıyor. PlayStation 5'i ben de sabırsızlıkla bekliyorum diğerleri gibi. Madem ki mor paylaşmış. Hayranlık bitince kusur bulmaya başlarsın. Sorun kendi içimizdedir aslında. Bu tweet bana bir hikayeyi hatırlattı. Hani adamın biri aşık olduğu kadının yanına varmak için her gün bir nehri yüzerek geçiyormuş. Bu şekilde bir yıl, 2 yıl ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Sonra bir gün yine yüzmüş, sevdiği kadının yanına varmış ve kadının gözünde, "Aa, senin gözünde bir leke var," demiş. Kadın da ona demiş ki, "Artık sen beni sevmiyorsun. Çünkü o leke hep vardı." Işıl Işılay paylaşmış. Bilinen en büyük balina tarafından yutulsak içinde turlayabilir miyiz? Yoksa anında Mortingen mi? Tahtalıköy demek istiyor. Bir anda Pinokyo da aklıma geldi. O da hani balığın karnına girmişti. Aslında bu imajın kökeni hep Hazreti Yunus hikayesine dayanıyor. Hani o da bir balinanın mı Yunus'un mu ne karnında kalmış günlerce. Evet. Sol haber paylaşmış. Sokağa çıkma yasağının olduğu bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz. Bu haber bayağı olay oldu yani. Özgür Öztürk. Alman komşum Thomas verdiği harçlığı az bulan oğluna iki tokat atıp "Bu parayla ben Türkiye'deki fabrikada 3 işçi çalıştırıyorum pezevenk," dedi. Türkçe dedi. Yani demek Türkçe biliyormuş. Okur Kafe paylaşmış. İyi ki doğdun Umay Umay. Umay. Umay Umay'ın bir sözü sanırım. "Bak yine özlüyorum seni. Bu itiraf edilmemiş bir yalnızlıktır." Umay'ı ben o şarkılarının klibinde görmüştüm ilk çocukluğumda. Sonra şiir kitaplarını gördüm ama şu an ne yaptığını açıkçası bilemiyorum. Arada bir tweet atıyor. Bellis paylaşmış. Tansu Çiller'i paylaşmış. Bu da bizim kadın başbakan hevesimizi götümüze sokmuştu zamanında. Yani kadınlar daha iyi devlet yönetir, erkekler daha kötü ya da erkekler da, ya böyle bir şey yok. Gücü eline alanın cinsiyeti yok. Yok neymiş? Daha titizlermiş, bilmem nelermiş. Zehra Çelenk paylaşmış. Hayat sürprizlerle dolu değil, insan zor öğrenen bir yaratık. Evet, öğrendikçe sanırım sürprizleri de fark ediyoruz ve yaşıyoruz. Güzel. Narodya Volya paylaşmış. Felsefenin temel ilkeleriyle tanıdığımız George Politzer 23 Mayıs 1942'de faşistler tarafından kurşuna dizilerek idam edildi. Evet, Politzer'in bu kitabını okumuştum yıllar önce. Ama bu resmini ilk kez görüyorum. Daha doğrusu Politzer'i ilk kez görüyorum sanırım. Evet, fincanın dibinde bir yazı dikkatimizi çekiyor. "You have been poisoned." Yani sen zehirlendin. Yani kahve çay mı seni zehirledi? Yoksa sen zehirlendiğini... Neyse. Pardon. Lili paylaşmış. Şirinlerin yapımcısı Peyo gerçek bir komünistti. Şirinleri ortaya çıkardığı zaman iki kutuplu bir dünya vardı. Bir tarafta ABD, diğer tarafta SSCB. Şirinler para olmadan bir yaşam sürerlerdi. Şirin Baba Karl Marx'a benzer ve kızıl şapka giyer.
Tabii biz çocukken bunların farkında değildik. Büyüyünce dünyaya bakışımız kirleniyor ve o kirletilmiş ürünlerdeki kirleri de görmeye başlıyoruz ne yazık ki. Bütün ideolojilere karşı böyle bir öfkem var diyebilirim. Mr. Nobody paylaşmış. Mr. Nobody filmi var. Uçamıyor olmam çok saçma. Aynen. Katılıyorum. Ama Mevlana ne demişti? Hani kedinin kanatları olsaydı gökte kuş kalmazdı. Hani bizim böyle yaratılmamız tabiattaki, evrendeki mükemmel dizaynı, düzeni ve adaleti gösteriyormuş iddiaya göre. Nihilist edebiyat paylaşmış. İnsan hayal ederken bir tanrıdır, düşünürken ise bir dilenci. Friedrich Hölderlin profilinde Nietzsche'nin resmini kullanmış. Hayal ederken tanrı, düşünürken dilenci. Yani şimdi düşünürken insan olanakları çerçevesinde, zekası çerçevesinde düşünür. İmkanları sınırlıdır ama hayal etmenin imkanları tabii ki onun da kaynağı zihin olmakla birlikte hayalin imkanları daha geniştir düşünceye göre. Yani şöyle de diyebilirim. Düşünce gerçekçi, hayal ideal, soyut. Bak yine senin paylaşmış. 200 lira, 200 liralık bir banknot paylaşmış. Günaydın, iyi bayramlar. Favlayan ilk 200 kişiye pay ederim. Valla ben favladım. Hatta 73.'üydüm. Bunu da belirttim. Umarım tweetin havada kalmaz. Kedi T paylaşmış. İyi bayramlar. Büyüklerimizin patilerinden öpelim. Evet, çok tatlı bir camer var orada. İki kişi gidip patisini öpüyorlar. O da şaşkın şaşkın böyle bakıyor. Aynur paylaşmış. Aşk sanıyordum. Meğerse meşkmiş. Ha. Yani meşk sanırım o ayran yapılan o şey artık araç diyelim. Demek ki sallamayı mı kastetmiş? Yani beni sallıyorsun. Beni sevmiyorsun, sallıyorsun. Sanırım. Ama şu da var. Ayran nasıl ki sallandıkça kızışır, sertleşir. Sallanan kişi de çok öfkeli olur. Evet. Bakıyoruz. Jale Özat'a dirlik yapan paylaşmış. Moonrise Kingdom'dan o filmden iki görsel paylaşmış. Wes Anderson'un filmi yani. Çok çok güzeldi. Hiçbir duygu alıştığımız gibi temsil edilmiyor. Valla hocam hiçbir duygu değil. Duygu yok zaten. Wes Anderson'da duygu yok. Yani 10 tane filmini izlemişimdir. Renkler ve de duygusuz insanlar yığını. Her biri böyle. Yani yönetmenin kendisiyle ruh gibi. Yani sadece biliyorsun ki orada bir insan var. Ama tabii ben hocama şey önerdim. Hani geçen gün bahsettim Jojo Rabbit'i. Ya yönetmen kıpır kıpır bir yönetmen. Taika Waititi. Artı oyuncu da hani Hitler'i canlandırıyordu. İzlemeyen izlesin görsün adamın performansını. Yani Wes Anderson daha şey olabilir, daha kariyerli olabilir ama bence Taika Waititi daha renkli biri. Evet. Ama renk Jojo Rabbit'teki renk paletiyle Wes Anderson filmlerindeki renk paleti, özellikle bu Moonrise Kingdom'daki renk paleti birbirine çok benziyor. Yakın hatta. Evet. Sezer Belli paylaşmış. Şeker sevmiyorum. İyi bayramlar. O viski sanırım. O da yaş pasta. O da kadeh.
Saygı duyuyoruz. Muhsin Emre Demiröz paylaşmış. Doğa bir gün intikamını alacak diyorlardı da bu kadar ileri gideceğini söylememişlerdi. O ne diyorlar? Şezlong mu hani deniz kenarında? Bir fok mu? Ya bu hayvanın ismini bilmiyorum. Hani karıştırıyorum. Fok su deniz ayısı, deniz aslanı. Bunları karıştırıyorum. Fok sanırım en küçükleri. Monsieur Defarge paylaşmış. Mideme yumruk yemiş gibiyim. Çok iyi hikaye. Profilinde James Franco var. Ya şu içimdeki yangını ya ben de izledim yıllar önce, yıllar yıl önce izlemiştim. Hasbelkader ama ya dönüp dönüp hep bu tür şeyi tweet'i görünce şaşırıyorum. Ya ben bu filmde ne görmedim de bu insanlar görüyorlar. Yine bak kendimi tekrar ettim. Eyüp Kağan Yoksu paylaşmış. İzlenmesi gereken 30 Yunan filmi. Valla bir ay kadar önce Dog Tit miydi? Dog Tut. O köpek dişi anlamına gelen filmi izledim. Çok kötü bir film. Yani güzel bir hikayesi var ama kurgu, işte ne diyorlar? Sinematografi mi ne diyorlar? Oyunculuk tabii fena değildi. Ama ben hiç beğenmedim. Yıllar önce de Sonsuzluk ve Bir Günü izlemiştim. Onu da beğenmemiştim. Colin Farrell'la Rachel Weisz, onların bir filmi vardı. Sanırım Yunanistan'da çekilmişti. Hatırlamıyorum. O film fena değildi. Neydi ya? Divorce selfie paylaşmış. Divorce selfie demiş. Hani ayrılık selfiesi, boşanma selfiesi. Herhalde karısından boşanıyor. Kendisi çok mutlu. Ama kadın da hala kadın mutlu değil. Bir şeyler yarım kalmış böyle. Eksik bir şeyler var. İkna olmadan o masaya, o koltuğa oturmuş. The Young Zekeriya paylaşmış. Kendi reklamlarında kullandıkları kolyeyi bile düşürmüşler. Yurt içi kargo. Evet, 2 hafta önce ben de Mardin'e bir kargo, bir paket yolladım yurt içi kargoyla. Hatta içine bir kavanoz koymuştum. Kırılmaz, hani kırılır diye beni uyardılar. Sigortası yok ama ben dedim hani bir şey olmaz ya, canınız sağ olsun. Allah'tan sağ salim ulaşmış. Kavanoz. Adam maskeli. It's me. Kendi resmini, portresinin baskısını yapmış tişörtüne. Bu benim diyor. Steve. Evet. Onkodox Daily. Onkodox. Kanser. Acaba kanser mi branşı hocanın? Neyse, yazmayacağım diyorum. Bayram günü böyle şeyler dayanamıyorum. Çok mu rahatladık? Çok mu rehavete kapıldık? Test sayısı göreceli az. Vaka sayısı artma eğilimi göstermiş. Vaka sayısı iyileşen sayısını geçmiş. AVM Sevenler Derneği üyeleri mi bunlar? Bu bir kadeh rakı daha koymalıyım. Valla ben ilk 2-3 gün bu açıklanan sonuçlara bakıyordum. Sonra büsbütün bıraktım. Bir kereden bıraktım. Şey diye düşünüyordum. Hani bayramdan sonra artık her yer açılır diye düşünüyordum. Ama bugün şey haberini görünce işte teknoloji mağazaları, elektronik mağazaları 1 Haziran'da açılacak haberini görünce o iddiamdan bir adım geri attım. Her yer açılmasa bile kademeli bir şekilde her yer bir kereden açılmayacak. Kademeli bir geçiş olacak. Nine Gag paylaşmış. It's Broccoli Time. The Office dizisinden Kevin'ın resimlerini kullanmışlar. Aynı resim tabi. Rosie paylaşmış. Hepimiz deli doğarız. Bazılarımız öyle kalır. Godot'u beklerken Samuel Beckett. Evet, hiç yoksa 5 kere okumuşumdur.
Deniz paylaşmış. Mahalle baskısı mı var la burada? Olmaz olur mu mahalle baskısı? Artık kendimize baskı uyguluyoruz. Kendimize sansür uyguluyoruz. Ya bunu yazmayayım, bunu yazmayayım, bunu söylemeyeyim. Otosansür. Otopres mi? O baskıya otopres mi diyelim? But I don't want to go outside. There are people out there. Ama dışarı çıkmak istemiyorum. Orada işte insanlar var. Yani güzel bir karikatür. To mask or not to mask? That's even a question. Maskeli ya da maskesiz. Maske var ya da yok. İşte bütün mesele bu. Hamlet'e nazire yapılmış. Dinosaurs didn't read. Now they are extinct. Evet, dinozorlar okumadı. Bu yüzden onlar soyları tükendi. Şimdi yoklar. Şeytan uyanıyor yataktan. Çıplak tabii. Uyanıyor da saat. Oradaki saat 12 gösteriyor muhtemelen. Öğle midir, gece midir? Ya da yeni doğan günü mü kastediyor? Time to get up and spread some blasphemy. Evet, uyanma zamanı ve biraz işte dinlere küfretme zamanı. O anlama geliyor aşağı yukarı. Fake Aslı paylaşmış. Seni lanet olası herif. Ne demek bamya sevmiyorum? Valla bamya seven çok az insan görmüşümdür. Ben kendim çok severim. Bu ekşisi sanırım. Kızartmasını özellikle severim. Just Eda paylaşmış. Evde üzgünüm. Kahve üzgünüm. Bitmiş üzgünüm. Ve üzgünüm. Bugün üzgünüm. Her yer üzgünüm. Kapalı üzgünüm. Üzgünümleri ben ekledim. Ya hayatım boyunca kahveyi bir zevk unsuru yapamadım. Çayı aşamadım yani. Eyüp Kağan yoksu paylaşmış. Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği ilk kısa ve sessiz film. Oyuncuları ise anne ve babasıydı. Koza 1995. Film YouTube'da var. Ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Yani asla YouTube'da film izlemem. Üstelik böyle sinema düşkünü birinin de YouTube önermesi. Gerçi o kendisi için değildir. Bizler için öneriyordur. Ama ben bir izleyici olarak Blu-ray'den aşağı, ya şu anki koşullarda izlemem. Çünkü şuna inanıyorum. İnsan bir şeylere zamanını ayırıyor. Ki zaman insan hayatındaki en değerli şeylerden biridir. Ben bir şeye zaman ayırıyorsam o ayırdığım şey de o zamanıma değmeli. En iyisi, en kalitelisi olmalı diyebilirim. Ceren Kerimoğlu paylaşmış. Sanırım yaşım burada 17 filan. TRT1'de Gençlerden Gençliğe programını sunuyorum. İyi güzel de o 7 kilometre uzunluğundaki omuzları ne yapacağız? Moda sen kötü birisin. Yani şura sünger mi koyuyorlardı kadınlar? Yoksa giysilerin altında zaten vardı omuzlarında. Hatırlıyorum böyle hayal meyal. Ceren Kerimoğlu da NTV'den hatırlıyorum ama şu an emekli sanırım. Koray Pehlivanoğlu paylaşmış. Zambiya 1924'te Britanya'nın sömürgesiydi. 1950 yılında bir Britanyalı bir Zambiyalı'dan 7 kat zengindi. 1964'te Zambiya bağımsızlığı kazandı. Bugün bir Britanyalı bir Zambiyalı'dan 28 kat zengin. Üstelik Britanya eski zenginliğinden çok uzak. Niye böyle? Ezberleri bir yoklayın. Şimdi şöyle diyen olacaktır. Ya işte Zambiya İngiltere'ye yük oluyordu. İngiltere'nin masrafları azaldı. Ona harcayacağını kendi vatandaşına harcadı. Hayır. İngiltere zamanla daha zenginleşti. İşte gayri safi milli hasıladır, şu sanayisidir, turizmidir. Ama Zambiya gelişmedi ki. Yani hani İngiltere'nin sömürgesi altında yaşadıklarını bilemem. Ne
ne kadar stabil, ne kadar gelişime açık olduğunu söyleyemem, bilemem çünkü. Ama İngiltere futboluyla, sanayisiyle, her şeyle gelişiyor. Müziğiyle gelişmeye de, zenginleşmeye de devam ediyor. Şimdi insanların bir şeye doğru veya gerçek derken ekonomiyi baz almaları, ekonomiyi çok önemli bir kriter olarak görmeleri bence yanlış. Yani Koray'ın burada bakış açısı biraz sanki sömürgeciliği destekler gibi görünüyor. Sömürgecilik hiçbir şekilde desteklenemez. Yani Zambiya şu an İngiltere'nin sömürgesi olsa daha iyi bir durumda mı olacaktı? Keza mümkün değil. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyoruz.